Efendim mutlu akşamlar, iyi hafta sonları. Bugün 7 Mayıs Cumartesi, ana haber bültenimizde karşınızdayız. Terörle mücadeleyle başlayalım. Hemen kararlılıkla sürüyor terörle mücadele. Barış Pınarı ve Zeytindalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis'te ise 1 kilogram plastik patlayıcıyla bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik terör inlerine giriyor, örgüte ağır kayıplar verdiriliyor. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Zeytindalı bölgelerine teröristler sızma girişiminde bulundu. Komandolar operasyon başlattı. Teröristler bölgede konuşlu ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar yurt içinde de sürüyor. Bitlis kırsalında arazi taraması yapan jandarma 1 kilogram plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Patlayıcı kontrollü olarak imha edildi. Adana'da 9 Nisan'da trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavi gören uzman çavuş Muharrem Efendi Dündar maalesef kurtarılamadı. Şehit asker memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe jandarma komutanlığına ait minibüste bir otomobil kavşakta çarpıştı. 9 Nisan'daki trafik kazasında iki asker olay yerinde şehit oldu. Kazada ağır yaralanan uzman çavuş Muharrem Efendi Dündar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Muharrem Efendi Dündar kurtarılamadı. Şehidin naaşı memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine götürüldü. Molla Hüsrev Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber! Törene şehidin yakınlarıyla askeri ve mülki erkan katıldı. Şehit Dündar'ın cenazesi Yerköy ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda ortaya atılan asılsız iddialara tepki gösterdi. Mersin'de konuşan Akar, yılbaşından bu yana hudutlarda 2065 kişinin yakalandığını ve 132.473 kişinin engellendiğini söyledi. Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 73'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda oluşturulmaya çalışan algıya tepki gösterdi. Yalan haberlerle yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıldığı iddialarına karşı çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar rakamları Mersin'de açıkladı. 1 Ocak 2022'den itibaren hudutlarımızda 2065 kişi yakalandı. Fakat bunun yanı sıra hudutlarımızda 132.473 kişi de engellendi. Arkadaşlar, hudutların korunması, güvenliği konusu gerçekten bir milli meseledir. Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni'ne katılan Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti. Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlere ait 102 mağara ve sığınağın tahrip, 524 el yapımı patlayıcının da imha edildiğini vurguladı. Mehmetçik çok zor şartlarda, arazi çok zor hava şartlarında gözünü kırpmadan bazen kar, bazen yağmur, bazen fırtına, bazen yıldırım, bazen şimşek, çamurla, kayalarla, dağlarla mücadele etmek suretiyle büyük bir başarıyla teröristle mücadelesini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı'nın gündeminde Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar da vardı. Bakan Akar, sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşü için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ard arda yapılan baskınlarda çok sayıda yabancı uyruklu yakalandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 göçmen İstanbul'dan hava yoluyla sınır dışı edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiler. Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakayı ele verdiler.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri harekete geçti. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Aydın'da son günlerde peşi sıra baskınlar düzenlendi. Farklı ülkelerden ülkemize gelen yüzlerce kayıt dışı göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler arasında bulunan Pakistan uyruklu 21 kişinin ve 192 Afgan'ın sınır dışı işlemleri sona erdi. 213 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Kimlik tespit işlemleri için sırada bekliyorlar. Buradaki işlemlerinin ardından tarifeli uçaklarla ülkelerine iade edilecekler. Öte yandan İstanbul'da geçtiğimiz sene 71.959 düzensiz göçmene işlem yapıldı. 2022 yılı başından 6 Mayıs'a kadarki dönemde ise 27.296 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı. Söz konusu yabancılardan 8.964'ü doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildi. 14.169 yabancı ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriyeli sığınmacıların gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çalışmalarına değindi. Bu çabaların karşısında duranlar şimdi de soğuk savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır dedi. Altun, ilgili tüm kurumların sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını ifade etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyelilerin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar, şimdi de soğuk savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır, dedi. Türkiye'nin bölgede olağanüstü gelişmelere karşı aktif ve düzen kurucu bir rol oynadığını söyledi. İletişim Başkanı Altun, sınır ötesi operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere 500 bin Suriyelinin döndüğünü hatırlattı. Türkiye'nin hem kendi güvenliğini teminat altına aldığını hem de gerçekçi insani bir göçmen politikası izlediğini belirtti. Fahrettin Altun paylaşımında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük ve güçlü olduğunu vurgulayan Altun, özellikle kendi vatandaşlarımızın emniyet ve refahını artırırken, öte yandan bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek, küresel aktör olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz, dedi. Rusya'nın ilan ettiği 3 günlük ateşkesin son gününde Mariupol'deki Azovstal fabrikasından tahliye edilenlerin sayısı 500'ü geçti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 73. gününde saldırıların Donbas'ta yoğunlaşmasıyla daha önce hedef olan yerleşim yerlerinde normal yaşama dönülmeye çalışılıyor. Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları ülkenin doğusuna kayarken gözler Mariupol'de Azovstal fabrikasında. Rusya'nın bölgede ilan ettiği 3 günlük ateşkesin son gününde tahliyeler sürdürülmeye çalışılıyor. Gece saatlerinde 50 sivilin daha tahliyesiyle Birleşmiş Milletler öncülüğündeki kurtarma operasyonunun başlamasından bu yana 500'ün üzerinde kişi bölgeden ayrıldı. Çatışmaların yoğunlaştığı Donbas'tan da kayıp haberleri geliyor. Donetsk'teki Bahmut kentinde 3 kişi hayatını kaybetti. İzyum ve Poltava'da sivil yerleşim yerleri hedef alındı. Sumi'ye 2 füze isabet etti. Harkiv bölgesinde de bir müze saldırıların hedefi oldu. Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak güncel kayıp bilgilerini paylaştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 25.100 Rus askerinin öldürüldüğünü, Rus ordusuna ait 1122 tankla 2713 zırhlı personel aracının imha edildiğini açıkladı. Yılan Adası'nda bir Rus çıkarma botunun vurulduğu ifade edildi. İngiliz askeri istihbaratı da çatışmalarda Rusya'nın T-90 tanklarından en az birinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkiv bölgesindeki ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen büyük bir askeri teçhizat stokunun imha edildiğini duyurdu. Ayrıca liman kenti Odessa yakınlarında 3 mühimmat deposu dahil olmak üzere 18 Ukrayna askeri tesisinin vurulduğu kaydedildi. Odessa'ya atılan roketler de bölge sakinleri tarafından görüntülendi. Çatışmaların hafiflediği yerlerde de hayat normale döndürülmeye çalışılıyor. Başkent Kiev'de patlamamış haldeki bombalar toplanıyor ve imha ediliyor.
Rus birliklerin başkenti kuşatmasını engellemek için taktiksel olarak barajın yıkıldığı Demidov köyünde de temizlik çalışmaları sürdürülüyor. İrpin'i başkente bağlayan ve çatışmalarda kullanılamaz hale gelen demir yolu hatlarından biri de onarıldı. Sevgili izleyiciler, söylediğimiz gibi Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 73 gündür devam ediyor. Başlarda Ukrayna'nın doğusundan başkent Kiev'e kadar uzanan çatışma bölgesi artık Donbas bölgesinde yoğunlaşmış durumda, yani Ukrayna'nın doğusunda. Savaşın seyri 73 günde nasıl değişti? Moskova yönetimi bu savaşa başlarken, saldırılarına başlarken ne amaçlıyordu ve baştaki planlarının ne kadarını gerçekleştirebildi? Detaylara bakalım şimdi. Aylarca süren hazırlıklar yapıldı. On binlerce Rus askeri Ukrayna sınırına yığıldı. Tartışmalar sürerken 73 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyon başlattığını duyurdu. Moskova, operasyonun amacına Donbas bölgesinin özgürleştirilmesi, Ukrayna'nın silahlardan arındırılması ve iktidarın devrilmesi olarak açıkladı. Rusya ordusunun beklentisinin aksine sadece anlaşmazlığın yaşandığı Donbas bölgesine değil, başkent Kiev ve çevresine de yoğun saldırılar düzenlemesi dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Bu durum Rusya kabul etmese de Moskova Kiev'i almak istiyor yorumlarına yol açtı. Rus kamuoyunda kısa sürede Kiev'e girilecek havası hakimken beklenildiği gibi olmadı. Ukrayna ordusunun kuvvetli direnişi karşısında Rus ordusu beklenen hızla ilerleme kaydedemedi. Kiev bölgesinde bazı bölgeler ele geçirilse de Ukrayna ordusu bu toprakları geri almayı başardı. Durum NATO, ABD ve İngiltere istihbarat raporlarına da yansıdı. Rusya'nın Ukrayna'da belirlediği stratejik hedeflere büyük ölçüde ulaşamadığı vurgulandı. 29 Mart'ta yapılan İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından Rusya Kiev bölgesinden çekileceğini duyurdu. Daha sonra Moskova'dan operasyonun ikinci kısmına geçildiği açıklaması geldi. Bu aşamada Ukrayna'nın doğusuna, Donbas bölgesine saldırıların yoğunlaşacağı sinyali verildi. Rusya uzun süren çatışmaların ardından liman kenti Mariupol'de büyük ölçüde kontrolü sağlamış durumda. Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamen ele geçirilmesi için yoğun saldırılar sürüyor. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Moskova yönetimi operasyonun planlandığı şekilde yürüdüğü iddiasında. Kiev ise Rusya'nın şimdiye kadar hiçbir hedefine ulaşamadığı görüşünü savunuyor. Moskova'nın bundan sonraki planının Donbas bölgesinde üstünlük sağlayıp 2014 yılında Kırım'da olduğu gibi buraları da ilhak etmek olduğu iddia ediliyor. Uzmanlar savaşın beklenenden çok daha uzun sürebileceği görüşünü dile getiriyor. Efendim, dün Küba'nın başkenti Havana'da 5 yıldızlı bir otelde büyük bir patlama meydana gelmişti. Sizlere aktarmıştık sıcak gelişme olarak da, ama tabii yarattığı yıkım, kayıplar daha sonra ilerleyen saatlerde netleşti. 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Küba Devlet Başkanı patlamaya doğal gaz sızıntısının yol açtığını düşündüklerini söyledi. Türkiye taziye mesajı yayınladı. Küba'nın başkenti Havana patlamayla sarsıldı. 19. yüzyılda inşa edilen 5 yıldızlı otelde büyük bir patlama oldu. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı. Çok şiddetli bir patlamaydı. Beni metrelerce uzağa fırlattı. Patlama Küba Parlamento binasının yakınındaki Hotel Saratoga'da meydana geldi. Otelin büyük kısmı çöktü, çevre binalarda büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Küba polisi çevrede bulunan bazı okul ve binaları tahliye etti. Patlamada otelin büyük bir kısmı çöktü. Birçok insanı enkaz altından güçlükle kurtardık. Patlama ile ilgili ilk resmi açıklamayı Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel yaptı. Bir saldırının söz konusu olmadığını, patlamaya doğal gaz sızıntısının yol açtığını düşündüklerini söyledi. Uluslararası medyada çıkan bomba veya saldırı haberleri asılsız. Kafa karıştırmak istiyorlar. Bu sadece talihsiz bir kaza. Küba Devlet Televizyonu da patlamanın otele doğalgaz sevkiyatı yapan bir kamyondan kaynaklandığını duyurdu.
Türkiye patlamanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dost Küba halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz denildi. Efendim, İngiltere'de Perşembe günü yerel seçim düzenlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki muhafazakar parti büyük oy kaybetti. Kuzey İrlanda'da ise yerel parlamento seçimi düzenlendi. Oy sayımı devam ederken İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Féin Partisi yarışı önde götürüyor. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki muhafazakar parti yerel seçimlerde kan kaybına uğradı. İktidar partisi belediye meclislerinde 467 sandalyeyi yitirdi. Toplam 12 belediyenin kontrolünü kaybetti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ile Liberal Demokratlar oylarını artırdı. Muhafazakarların Londra'daki kalelerinden Wandsworth ve Westminster belediyelerinin yönetimi İşçi Partisi'ne geçti. Bu sonuç muhafazakarların son 10 yıldaki en kötü ikinci büyük başarısızlığı olarak kayda geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a karşı muhafazakar partide seslerin daha da yükselmesi bekleniyor. Kuzey İrlanda'da da halk parlamento üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti. Oy sayımı devam ederken İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Féin Partisi yarışı önde götürüyor. Sinop ve Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından bazı çay ve derelerin su seviyesi yükseldi. Taşkınlar meydana geldi, köprüler ve tarım arazileri zarar gördü. Su basan bir ahırdaki hayvanlar duvar kırılarak kurtarıldı. Sinop'ta şiddetli yağışın ardından delisi yükselen çay ve dereler taşkınlara yol açtı. Ayancık ve Türkeli ilçesinde geçici köprü su altında kaldı. Köylere ulaşımı sağlayan menfezler yıkıldı. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Türkiye ilçesine bağlı Gencek köyünde Akçay Çayı'nın kenarında bulunan bir evin alt katıyla ahırı su bastı. Ahırdaki hayvanlar ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı. Komşunun bahçesi, onun duvarı, komşunun duvarı, kendi duvarımızı kırdık, komşunun duvarı da kırdık, burada bahçeye aldık hayvanları. Erferek ilçesinde de Karasu Çayı taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Ekim öncesi hazırlıkları yapılan çeltik tarlalarında çiftçilerin emekleri boşa gitti. %90 çeltik ürününün hazırlanmasına başlanıyordu. Birçoğu da hazırladı. Tekrar şimdi sel sonrasında bir daha hazırlamak zorunda kalacak. Benzer görüntüler Kastamonu'da da vardı. Çatalzeytin ilçesinde taşkınlar nedeniyle 5 geçici köprü yıkıldı. Bölgede 6 köye ulaşım sağlanamıyor. Bozkurt ilçesinde ise su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki 3 köprü ulaşıma kapatıldı. Mayıs ayının ikinci haftasına girerken Kuzey Yarımküre'de son yılların en soğuk günleri yaşanıyor. Türkiye'de de Sivas, Amasya, Tokat ve Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Uzmanlar mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarda güneşteki azalan patlamalar ve artan volkanik faaliyetlerin etkisine dikkat çekti. Mayıs ayının ilk haftası geride kaldı. Ancak hala soğuk hava kendini hissettirmeye devam ediyor. Hala yorganla yatıyoruz. Gördüğünüz gibi saçlarımızda bere. Mayıs ayı geldi, güneşlenelim dedik ama ne mümkün. Kuzey Yarımküre'de son 14 yılın en soğuk günleri yaşanırken Sivas, Amasya, Tokat ve Ardahan'da da Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Uzmanlara göre bu yıl kışın bu denli sert geçmesinin en önemli nedenlerinden biri güneşteki patlamaların sayısının azalması. Güneşteki patlamaların sayısı son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Her 11 yılda bir güneşteki patlamalar maksimuma çıkar, sonra minimuma düşer. Patlama sayıları arttıkça ve alansal büyüklükleri arttıkça biz daha çok enerji alırız. Daha çok enerji demek, daha çok ısınma demek. Uzmanlara göre Büyük Okyanus'taki Tonga Yanardağı'nın faaliyete geçmesi de havanın soğumasında belirleyici oldu. Ocak 15'te 50 kilometre püskürüklere varan bir patlamayla uyanmıştır ve Alaska'dan 10 bin kilometreden bu ses duyulmuştur. Tabii bu patlama sonucunda dünyamızın etrafını bu partiküller sarıyor volkandan çıkan ve bunlar güneşten gelen enerjiyi azaltıyor ve soğumaya neden oluyor.
Uzmanlar soğumayla okyanuslardaki buharlaşmanın azaldığını, bunun da küresel boyutta kuraklığa yol açtığını belirtiyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde barajın açılan kapakları derenin seviyesini bir anda yükseltti. O sırada dere yatağından geçen bir sürücü mahsur kaldı. Aracının üstüne çıkan sürücü iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Arazi aracıyla derinin karşısına geçmek istedi. Tam derinin ortasına geldiğinde suyun debisi bir anda yükseldi. Deride mahsur kalan Veysel Durusoy iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gevne Çayı üzerinde kurulu Yalnız Ardıç Barajı'nın açılan kapakları derinin debisini yükseltti. Bu sırada suyun karşısına geçmeye çalışan Veysel Durusoy aracıyla derinin ortasında kaldı. Yarısına kadar su dolan aracın üstüne çıkarak yardım bekledi. Veysel Durusoy ve aracı iş makinesiyle uzun uğraşların ardından kurtarıldı. Sayın seyirciler, havanın ısınmasıyla orman yangınlarına karşı tedbirler artıyor. Büyük kısmı insan kaynaklı olan yangınları önlemek için İzmir'de önemli bir karar alındı. 1 Haziran 31 Ekim arasında kentteki 26 ormanlık alana girişin yasaklandığı duyuruldu. Havanın ısınmasıyla ormanlarda yangın riski arttı. İzmir'de gelecek ayın başından itibaren bazı ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. Son yıllarda yaşanan orman yangınlarının ardından Türkiye akciğerlerini kaybetti. Bu sene aynı üzüntü verici olayların yaşanmaması için İzmir'de bazı önlemler alındı. İzmir ve çevresindeki ormanlık alanlara 1 Haziran'dan itibaren girişler yasaklandı. Aralarında Çiçekli, Yamanlar, Nif Dağı, Kabaklı Dere gibi alanların olduğu 26 ormanlık bölgeyi kapsayan yasak 31 Ekim'e kadar geçerli olacak. Çiçekli ormanları içindeki İzmir Kent Ormanı ve bazı mesire alanları yasak kapsamının dışında bırakıldı. Bu konularda çok dikkat etmek lazım. Ormanlarımız yerine koyamadığımız şeyler, canımız, kıymetlimiz. İzmir'deki ormanlara giriş yasağını Vali Yavuz Selim Köşker sosyal medyadan duyurdu. Vali Köşker, kent genelindeki tüm ormanlık alanlara sahip çıkılması çağrısında bulundu. Ciğerlerimiz yandığı zaman nefes alacak oksijen bulamayız. Bunun için de bu tedbirlerin alınması gerekiyorsa alınmalı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle güvenlik güçleri yaz boyunca yangın riski bulunan alanlarda birlikte çalışacak. Yasağı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak. Bursa'da 2 hafta önce eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 pilotun son anları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Tek motorlu uçak havalandıktan dakikalar sonra evlerin arasına düştü. Yükselen siyah dumanlar pistten görüldü. Sırtında çantasıyla piste doğru yürüdü, son hazırlıklarını yaptı. Bursa'da 25 Nisan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot ve öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Pilot Furkan Otkun'la öğrenci pilot Murat Avşar 10 dakikalık incelemenin ardından eğitim uçağına bindi. Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu uçak sadece 500 metre ileride irtifa kaybederek evlerin arasına düştü. Piste bulunanlar o anları dehşet içinde izledi. Uçağın düşmesinin ardından patlamalar oldu, yangın çıktı. Siyah dumanlar havalimanından böyle görüldü. Hayatını kaybeden 2 pilottan geriye bu görüntüler kaldı. Deniz üzerine inşa edilen Rize Artvin Havalimanı 14 Mayıs'ta hizmete giriyor. Havalimanının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'in katılımıyla yapılacak. Denizi doldurarak elde ettiğimiz arazi üzerinde yaptığımız Rize Artvin Havalimanımız da bitme aşamasına gelmiştir. Yapımına 5 yıl önce başlanan dev proje tamamlandı. Rize Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yeni haftada hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla ara verdiği il ziyaretlerine Baba Ocağı'ndan başlayacak. Erdoğan, Türkiye'nin deniz olgusuyla inşa edilen 2. havalimanının açılışı için 8 ay sonra Rize'ye gidecek. İnşallah 14 Mayıs'ta da Rize Artvin Havalimanımızın
açılışını yapacağız. Havalimanının açılış törenine sadece Erdoğan değil, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak. Böylece Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak. Yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verecek. Havalimanı içinde Türkçe'nin tanıtımının yapılacağı müze ve mini çay fabrikası yer alacak. 14 Mayıs'taki açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bakırköy-Bağcılar metro hattı tünel kazılarının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İstanbul'da AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarının 3 yıldır bitirilemediğini söyleyen Kara İsmailoğlu, "İstiyoruz ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam akıllı bir çalışma yok," dedi. Bakırköy-Bağcılar metro hattı projesinde tünel kazma çalışması tamamlandı. Kirazlı'da düzenlenen törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tünel kazı çalışmaları tamamlanan Bakırköy-Kirazlı metro hattımız 8.4 kilometre uzunluğunda 7 istasyonu kat ederek şu anda bulunduğumuz mevcut Bağcılar-Kirazlı istasyonunda son bulmaktadır. Projemizin toplam ilerleme oranı bugün itibariyle %70'e gelmiştir. Kara İsmailoğlu, İstanbul'da bakanlığının yürüttüğü diğer pek çok metro hattı projesinde de çalışmaların devam ettiğini söyledi. 2023 yılı sonuna kadar 103 kilometrelik metro hattının tamamlanacağını belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Bakın şu anda İBB'nin de devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattı var. Önceki dönemimizde başlattığımız projeler. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. İstiyoruz ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef orada da adam akıllı bir şey yok. 4 ilçeyi birbirine bağlayan Bakırköy-Kirazlı metro hattında günde 1 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor. Son 2 yılı koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçiren turizm sektörü yeni sezon için çalışmalarını hızlandırdı sevgili izleyiciler. Antalya'da turizmden elde edilen gelirin artırılması için bir toplantı yapıldı. Otel yetkilileri farklı ülkelerden gelen acente temsilcilerine yeniliklerini anlattı. Türkiye geçen yıl 30 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırladı. Yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde edildi. Bu rakamın daha üst seviyelere çıkarılması için çalışmalar yapılıyor. Antalya'da 16 ülkeden 300'ün üzerinde acente temsilcisi otel yetkilileriyle bir araya geldi. 2022 yaz dönemindeki otellerin yapmış olduğu yenilikler, aynı zamanda acente yetkililerinin hizmet sektöründeki farklılıklar ve misafirlerin yeni dönemdeki taleplerinin ne olduklarını ifade ediyorlar. Birebir görüşmelerde nitelikli turist çekebilmek için alınacak önlemler konuşuldu. Görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden biri koronavirüs tedbirleri, işletme yetkilileri acentelere salgın sonrası alınan önlemleri anlatıyor. Sezonla ilgili yapılan değişiklikler, yenilikler, alınan tedbirler, onların hepsini birebir, bunlar direkt sıcak satış yaptıkları için onları anlatıyoruz. Otelleri tanıma fırsatı buluyorlar. Türkiye bu yıl turizmden 35 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor. Sevgili izleyiciler, internetten alışveriş Türkiye'de de yoğun olarak tercih ediliyor. Özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz herkes alıştı bu duruma. Ancak bu durum dolandırıcılara da fırsat doğuruyor. Peki tüketiciler güvenli alışveriş için nelere dikkat ediyor? Ekibimiz bu sorunun cevabını almak için sokağa çıktı. Teslimat kolaylığı, indirimler ve zaman tasarrufu gibi birçok neden online alışverişe olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Peki internetten alışveriş yapmayı tercih edenler güvenlik konusunda en çok nelere dikkat ediyor? İşte biz de bu soru için mikrofonumuzu online alışverişi tercih edenlere uzattık. İnternet üzerinden alışveriş yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Peki güvenlik için en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Bilgilerimi vermiyorum. Çok tercih edilen sitelerden alışveriş yapıyorum. Siz en çok nelere dikkat ediyorsunuz güvenlik için?
Ben genelde daha önce alışveriş yapılmış mı, daha önce kullananların yorumlarına bakıyorum. Eğer memnun kalınmışsa ve daha önce tercih edilmiş bir siteyse alışveriş yapıyorum. Yapacağım kredi kartının sanal kart olmasına dikkat ediyorum ve sanal kartın da limitini sürekli kısıtlı tutup o alışverişten sonra hani bitmesini ayarlıyorum ona göre. Bir sonraki alışverişte limit bırakmamış oluyorum. Böylelikle hani ele geçirilse bile kredi kartı içi boş olmuş olacak. Ona dikkat ediyorum. Bir de güvendiğim siteler var, belli başlı siteler. Oralardan alışveriş yapıyorum. Güvenlik için öncelik olarak güvenlikli bir şifre oluşturmam gerekiyor. Onun haricinde kredi kartlarımı genel olarak sanal kart oluşturup kullanıyorum. Tek kullanımlık olarak ki diğer arkadaşlar tarafından kullanılmasın, çalınmasın hesabım diye. İnternet üzerinden alışveriş yapıyor musunuz? Ben yapmıyorum. Ama eşim daha çok kullanıyor genelde. Peki eşiniz güvenlik açısından nelere dikkat ediyor? Bilindik siteler üzerinden alışveriş yapmaya dikkat ediyor ve kapıda ödeme yöntemini seçmeye gayret ediyor. Hayatımızı kolaylaştıran beyaz eşyanın uzun ömürlü olması için düzenli bakımı şart. Peki buzdolabı, çamaşır veya bulaşık makinesi kullanımında neye dikkat etmek gerekiyor? Ve bu aletleri nasıl temizlemeliyiz? İşte detaylar. Evin demirbaşı, olmazsa olmazı beyaz eşya. Beyaz eşyaların sağlıklı bir şekilde uzunca yıllar kullanılabilmesi için düzenli olarak bakımlarının yapılması şart. Siz de küçük dokunuşlarla beyaz eşyanızın ömrünü uzatabilir hem de sağlıklı bir şekilde verimliliğini artırabilirsiniz. Sirke, karbonat, biraz su karıştır ve sil pırıl pırıl. Ne durulama ne kurulama. Yani çok güzel temizliyor. Çamaşır ve bulaşık makinesi temizliğinde kimyasal madde kullanılması önerilmiyor. Çamaşır makinesinde özellikle işte 2 ayda bir işte dediğim şekilde beyaz sirke, 250 gram limon tuzu, bir tane de karbonat direkt kazanın içine atacaksınız. 90 derecede çalıştıracaksınız. Bulaşık makinesini de aynı yöntemle ayda bir temizlemek gerekiyor. Rutubetten kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışında tutuluyor. Çamaşır makinesini banyoda kullanma taraftarı değiliz hiçbir zaman için. Çünkü hem paslanma yapıyor. Nem olduğu için de burada kartlara nüfus eder. Nüfus ettiği zaman şu düğmeler, yani daha doğrusu tuşlar işlev görmüyor. İşlev görmediği zaman kart sıkıntısı yaşar. Buzdolabı da düzenli olarak temizlenmeli. Duvardan en az 10 santim uzakta olmalı. Bizim insanlarımız şu dondurucuya tıka basa dolduruyorlar. Tıka basa doldurdukları zaman hava akımı düzenli bir şekilde olmuyor. Olmadığı zaman alt tarafın soğutmasını kesiyor. Enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyayı tercih etmek gerekiyor. Ütü, tost makinesi, fırın gibi küçük ev aletlerini her kullanımdan sonra temizlemek uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. İstanbul'da trafik haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Araçları durduran trafik ekipleri sürücülerden yayalara öncelik vermelerini istedi. Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin koruyucu etkisi bir kez daha gösterildi. Bu sene trafik kurallarına riayet etmede mottomuz, öncelikli başlığımız yayalar. Yayalara lütfen çok dikkat edelim. Şunu ben size vereyim, lütfen burada yazanlara dikkat edelim. Araçlar tek tek durduruldu. Hem trafik kuralları ile ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı, hem de sürücü ve yolculara trafik güvenliği anlatıldı. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yayalara dikkat ediyoruz. Özellikle yaya geçitlerine ve yayalara çok dikkat ediyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim'de trafik haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Öncelikle yaya yolundan ilerleyin diyoruz. Görünür olun diyoruz. Çünkü görünür olmak trafik kazalarında yayaların can güvenliği bakımından oldukça mühim. Kazaların %37'si yayaların hayatını kaybetmesiyle ve yaralamaların da neredeyse %20'si yine yayaların yaralanmasıyla sonuçlanan kazalar. Kaza anında emniyet kemerinin koruyucu etkisi simülasyonla gösterildi. Trafikte emniyet kemeri kullanımının ne kadar önemli olduğunu işte bu simülasyon aracıyla birlikte deneyip göreceğiz. Şu an emniyet kemerimi bağladım. Simülasyon aracı birazdan hareket edecek ve evet hareket etmeye başladı şu anda. Kemersizim. Çok aslında yavaş bir hız var şu anda. Ona rağmen bakalım kemerli halimle zorlandım. Şu anda gerçekten daha zor.
daha zor. Şu an daha zor bir durumdayım. Emniyet ekiplerinin farkındalık etkinlikleri ülke genelinde 13 Mayıs'a kadar sürecek. Yaptığı resim ona dünya birinciliğini getirdi. Rizeli Beray Kahraman, Avrupa Astronomi Eğitim Derneği'nin düzenlediği Space Art 2021 yarışmasında Mars'ın Olympus Dağı'nı resmederek dünya birincisi oldu. Beray Kahraman 13 yaşında. Rize Boğaz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi'nde görsel sanatlar dalında eğitim görüyor. Beray Kahraman öğretmeninin de teşvikiyle Avrupa Astronomi Eğitim Derneği'nin düzenlediği Space Art 2021 yarışmasına katılmaya karar verdi. Yarışmada Mars'ın en yüksek noktası olan Olympus Dağı'nı konu olarak seçti. Bir ayın sonunda tablosunu tamamladı. Dağın kara hindiba bitkisine benzetildiği tablo uluslararası yarışmada dünya birinciliği getirdi. O haberi görünce çok şaşırdım, inanamadım. Çok da hani tepki veremedim. Bir dünya birincisi olduğunuzda bir yarışmada hani nasıl tepki verirsiniz onu bile hani şu an söyleyemem. Ben çok şaşırmıştım o an. Resim yaparken mesela şurada bir üçgen oluşacakmış gibi düşündünüz. Bu süreçte en çok şey yaptığımız nokta, hoşumuza giden nokta 21 ülke arasında ülkemize, ilimize, Rize'mize bir dünya birinciliği hediye etmek oldu. Beray Kahraman'ın birinciliği çevresinde sevinçle karşılandı. Önümüzde o resmi yapması, bizim yani onu görmemiz, onunla aynı sevinci paylaşmamız bile gururlandırdı cidden. Türkiye'yi başarıyla temsil eden Beray Kahraman bunu farklı yarışmalarda da sürdürmek istiyor. Hamilelik giderek daha ileri yaşlara erteleniyor. Araştırmalar 40 yaş sonrası hamileliğin 10 sene öncesine kadar göre 3 kat arttığını gösteriyor. Peki ileri yaştaki gebeliklerde anne ve bebeği bekleyen riskler neler? Tüp bebek tedavisinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Bakalım haberimize. Yaşam şartları değişiyor. Anne olmak giderek daha ileri yaşlara bırakılıyor. Almanya'da yapılan araştırma 10 yıl öncesine göre 40 yaş üzeri gebeliklerin binde 20'den binde 60'a yükseldiğini gösterdi. Kadınların kariyer yapma arzusu, eş bulmakta daha seçici davranmaları ve de tüp bebek gibi yöntemlerin gebe kalma şansını arttırması, 40 yaş üzerine çeşitli olanaklar sağlaması nedeniyle ileri yaş gebelikler daha fazla görülmeye başlandı. Ancak 35 yaşından sonra hamilelik şansı azalıyor. İleri yaştaki gebelik hem anne hem de bebek için risk taşıyor. Annede tansiyon yüksekliği, preeklampsi dediğimiz problemler, tansiyon yüksekliğine bağlı gebelik problemleri, annede şeker hastalığı, sezeryen ihtimali, erken doğum ve bebekte düşük doğum ağırlığı gibi risklerde ileri yaş gebeliklerde daha fazla karşılaştığımız sorunlar. Tüp bebek tedavisi görenlerin yaş ortalaması da yükseldi. Bundan 10 yıl önce 30-31 olan ortalama tüp bebek tedavi yaşı şimdi 33-34'lere taşındı. Bu kişilerin bazı merkezler tarafından istismar edilme durumuna karşı dikkatli olması öneriliyor. Şunu da yapsak gebelik şansınız daha yüksek olur gibi önerilerle bazı merkezler hastalara bunları sunabiliyorlar ve bunlar hem gebelik şansını arttırmıyor hem büyük maliyetlere yol açıyor. Bazı durumlarda da kalıcı hasarlara, kalıcı zararlara yol açabiliyor. Uzmanlar çiftleri farklı merkezlerden görüş alarak karar vermeleri konusunda uyarıyor. Efendim yarın Anneler Günü. Her yıl olduğu gibi bu yılda bu anlamlı günün arefesinde birçok kişi hediye telaşındaydı. Özellikle çiçekçiler yılın en yoğun günlerinden birini geçirdi bugün. Çeşit çeşit, rengarenk, mis kokulu çiçekler arasından en çok hangileri rağbet gördü? Gelin birlikte bakalım. Yoğun bir şekilde annelerimize çiçekler hazırlıyoruz. Eşlere farklı, annelere farklı çiçek gidiyor mu? Kimle ne alacaksın çiçek? Babaanneme ve anneme. Ayçiçeklerimiz, ornitlerimiz. Yarın Anneler Günü ve çeşit çeşit taptaze çiçekler çiçekçilere gelmeye başladı. Peki içeride nasıl bir görüntü var? Şimdi ona bakacağız. Bu babaannemin, bu da annemin.
Kıpkırmızı güller çiçekçiden içeri girdi ama içeriye her yere baktığınızda muhteşem bir görüntü var. Bu çiçekçide toplam 200 çeşit çiçekler var ve hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden rengarenk. İşte sağ tarafta da değişik çiçekler ve bambaşka güzelliklerle karşı karşıyayız. Peki bu çiçeklere, yani hangilerine daha çok rağbet var, bunu da şimdi soracağız. En çok rağbet gören 3 çiçek hangisi anneler gününde? Daha çok tercih edilen orkidelerimiz, renkli orkideler daha çok tercih ediyor. Onun dışında beyaz orkidelerimiz. Evet, kalmaz diye geldik. Lilyum aldık galiba, onları ayırttık, evet. Anneleriyle babaannelerine çiçek almak için elimden tuttular, getirdiler beni buraya. 200 çeşit dedik ama şu elimdeki muhteşem renkler nedir bu? Bunlar laleler, mavi tonlarında boyanmış lale çiçeklerimiz. Ortancalar, sümbüller, kır papatyalarımız, gerberalarımız. Normalde çiçekçiler sabah 9'da açılır, akşam 20.30'da kapanır. Ama yarın anneler günü olduğu için bu çiçekçi gece saat 12'ye kadar açık olacak ve çeşitler gelmeye devam edecek. Peki annelere farklı, eşlere farklı çiçekler mi gidiyor? Eşlerin ve annelerin tercih ettiği çiçekler hangileri? Şimdi de bunu soralım. Eşlerine gidiyor, annelerine eşleri gidiyor? Eşleri orkide ve gül ağırlıklı. Annelere de daha çok kır çiçeği formatında olan çiçekler, sümbüller, laleler, frezyalar, soğanlı bitkiler yani. Bakın yoğunluğa bakın, saatlerdir çiçek ayıklıyorlar ve çiçekleri tertemiz hale getiriyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Tabii onlar bu yoğunluktan şu anda oldukça mutlular. Sabah 7'den akşam 12'ye kadar çalışıyoruz. Güller, buketler, rengarenk, renk tonlarına göre çok güzel çiçeklerimiz var. Genelde kır çiçeği tavsiye ediyorum. Özellikle kır çiçeği seviyorum. Anneler günü her gündür. Anneler günü bizim için değeri bambaşkadır. Anneleri çok seviyoruz. Böyle bir günde onlara hizmet etmek de bizim için büyük bir gurur, büyük bir onur. Anneler günü kutlu olsun herkese. Evet, şimdiden anneler günü kutlu olsun gerçekten. Efendim dünyanın dört bir yanından geldiler. Antalya'daki Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde buluştular. 29 ülkeden yörük hem hasret giderdi hem de geleneklerini yaşattı. Akdeniz'den yükselen yörük ateşi ülke sınırlarını aştı. 400 dönüm alan üzerine kıl çadır ve otağlarla festival alanı kuruldu. Türk dünyası bu alanda bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Yörük Türkmen Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Geleneksel Türk okçuluğu festivalin ikinci gün etkinliklerinin gözdesi oldu. Kadın okçular meydan okudu. Festivalin en ilgi çeken etkinliğini geleneksel Türk okçuları oluşturdu. Okçular gaza niyetine ya hak diyerek oklarını putaya attı. Ziyaretçiler de ok atma deneyimi yaşadı. Nasıl Japonların karatesi var, İngilizlerin futbolu var. Okçuluk ve atlı okçuluk da bize ait bir spordur. Yani atlı okçu dendiğinde bir Türk akla gelir. Festival kapsamında Adriyatik'ten Çin Seddi'ne geniş bir coğrafyanın kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Türkmenistan ülkemizi tanıtmaya geldik. Türkmen halıları, Türkmen el nakışında dokulan keteniler, ondan sonra elbiseler, şallar, el dokumadır. Hepsi orijinal el dokumadır. Festival için bağımsız ve özel Türk Cumhuriyetlerinden 16, Türklerin yaşadığı veya tarihsel bağlarının olduğu 13 ülkeden katılımcı geldi. Yörük kültürünün tüm yönleriyle tanıtıldığı ve yaşatılacağı festival renkli etkinlikler ve konserlerle devam edecek. Efendim bu haberi de verdik, sizlere aktardıktan sonra bizim için veda vakti geldi. Tamamlıyoruz artık ama saat başında Ömür dediğim programı ekranlarınıza gelecek, çok izlenen program ama yarın saatler 19'u gösterdiğinde yine karşınızda olacağız, bekliyoruz yine. Mutlu akşamlar diliyoruz efendim, hoşçakalın.